house. He's making very fascinating boats here. Really good job. He has a creative mind. He's making very creative boats here. This one is, what is it called? It's Turja. It's a kind of mixed of Ottoman and Java. Java and giant on the boat. For example, the siyah part is like more Java features, and the handle is like Ottoman and Turkish features. So it's a nice mixture. Now we're gonna try this. Arkadaşlar, bugün Endonezya'dayız. Endonezya'nın Bali'desindeyiz. Mr. Supri çok güzel, harika yaylar yapıyor burada. Kendisinin çok yaratıcı fikirleri var. Özellikle yer yapım sürecinde kullandığı teknikler gerçekten etkileyici. Hem basit hem de ekonomik bir şekilde yer yapıyor burada kendisi. Fazla karmaşaya girmeden, fazla karışık malzemelere girmeden gayet basit malzemelerle sağlam ve hızlı ve güzel formlarda yaylar yapıyor. Bu arada kendisinin değişik fikirleri var. Bunlardan bir tanesi hem Türkiye'li hem de Java yaylarını özgü özellikler içeren bir yay. Bunu bir şekilde birleştirmiş. Baş kısımları Java yayı, kabza kısmında o bir Osmanlı kabzası kullanmış. Şimdi yayı demeyeceğim. Ayrıca burada hoş bir de kaplaması var. It's very smooth and it looks perfect from outside. Now we're gonna try the bowl. There's only pig man. Oldukça hızlı. Very fast. Fast and smooth. Bu arada okları da deneme fırsatı bulmuş olduk. Meanwhile, we're trying the arrows as well. These are bamboo arrows, approximately, I guess, 45 pounds. They are very smooth and very well made. Adi geldi bu arada. Ardından kullanalım, ahşaplardan devam edelim. Harika, oldukça hızlı, oldukça da rahat çekiliyor. Yani sulara kadar, zannedersem 77-78 santimetrelere kadar çok rahat zorlanmadan çekebiliyorsunuz. So you can pull it, I guess, until like 77, 76 or 78 centimeters without any pushback. It's very easy to draw. I highly recommend this to you guys. Yes.